Merhaba, hoş geldiniz. Dökümhane Mühendisliği eğitim videolarında giriş seviyedeki videolardan bir tanesiyle başlıyoruz. Dökme demir katılaşmasına giriş üzerinde duracağız. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu oldukça giriş seviyesinde bir video. Daha ziyade mesleğe yeni başlayan dökümhane mühendisleri olabilir. Ya da illa mühendislik departmanında çalışıyor olması gerekmez. Bir dökümhanede ya da bir tedarikçide farklı alanlarda çalışan fakat dökme demirin katılaşması hakkında biraz bilgi almak isteyen kişiler de bu videodan faydalanabilir. Şimdi dökme demir nedir sorusuyla başlayacağız. Çok basit bir malzeme fakat bir açıdan da çok karmaşık bir malzeme. Biz biraz daha işin basit tarafıyla başlayalım. Dökme demiri basit yapan şey, yüzyıllardır üretilmesini sağlayan şey nedir sorusuyla başlayalım. Ondan sonra biraz daha işin karmaşık taraflarına doğru ilerleriz. Dökme demir, biraz önce söylediğim gibi çok basit bir malzeme. İşin içinde saf demir var. Bunu eritiyoruz ve belli bir miktar içine karbon ekliyoruz. Yani sanki saf demiri eritmişsiniz, içine birazcık da kömür atmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Tabii burada ne kadar karbon ekleyeceğiz sorusu gündeme gelmesi lazım. Yani saf demirin içine istediğimiz kadar karbon eklediğimizde bunun adı dökme demir olur mu? Bunun cevabı pek öyle değil. Mesela şöyle bir kompozisyon bandı düşünelim. Bunun bir tarafında burada gördüğünüz gibi saf demir olsun, diğer tarafında ise karbon olsun. Bu malzemenin, bu karışımın daha doğrusu dökme demir olarak sınıflandırılabilmesi için bu karışımın belli bir hassas bir oranda olması gerekiyor. Bir oran aralığında olması gerekiyor. Şimdi bu noktada isterseniz ben size bir sorayım. Bir demir karbon alışımının dökme demir sayılması için ne kadar karbon içermesi gerekir diye iki tane de şık sunacağım. %2'den daha az ya da %2'den daha fazla. Biraz düşünmeniz için süre verip ondan sonra devam edeceğim. Evet, doğru cevabın %2'den daha fazla olması lazım. Neden? Şimdi biraz önce dediğim gibi bir tarafta saf demir var, bir tarafta karbon var. Saf demir ve karbonu alaşımlıyoruz. Kritik bir nokta var demiştim. Bu nokta biraz önce bahsettiğimiz gibi %2'ye denk geliyor. Eğer bir alaşım %2'den daha az karbon içeriyorsa, yani bu taraftaysak biz buna çelik adını veriyoruz bu tür alaşımlara. Eğer alaşımın içerdiği karbon miktarı %2'nin üzerindeyse işte o zaman dökme demir adını veriyoruz. Tabii burada şunu söylemem lazım. Bu çok teorik, çok kuramsal bir sınıflandırma. Bizim sanayide döktüğümüz alaşımlara baktığımız zaman mutlaka dökme demir içerisinde silisyum olabilir ya da mangan olabilir, belli bir miktar kükürt, belki bakır, daha birçok element mutlaka bulunuyor. Yani hiçbir zaman saf demir ve saf karbonu alaşımlayarak bu malzemeyi üretmiyoruz. Ama böyle teorik bir sınıflandırma yapmamız gerekiyorsa bu noktada bunu öğrenmiş olmamız bizim için yeterli. Bir soru daha soralım. Biz burada sadece aşağıya dikkat ederseniz kompozisyonu dikkate alarak bir sınıflandırma yaptık. Sizce sıcaklığı da dikkate alsak, sıcaklık bu dökme demirde ya da çelikte göreceğimiz faz geçişlerini etkiler mi? Doğru cevabın evet, etkiler olması lazım. Aslında bu oldukça basit bir soru. Eğer metalürji mühendisliğinde ya da sanayide biraz geçmişiniz varsa çok basit geliyordur bu tür sorular size. Ama konuya girmek için herhalde yavaş yavaş güzel bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi şöyle açıklayalım. Bir tarafta saf demir var dedik, bir tarafta karbon var dedik. Burada biz sadece kompozisyona dikkate alıyoruz. Eğer sıcaklığı da dikkate almamız gerekiyorsa o zaman bunu dikey bir eksen olarak buraya koymamız gerekecek. Böyle bir alan elde ediyoruz bunun sonucu olarak ve burada da bir diyagram karşımıza çıkıyor. Bir takım eğriler var, bu eğrilerin arasında kalan alanlar var. Eğer metalürjiyle aşinaysanız buna demir karbon faz diyagramı adını verdiğimizi zaten biliyorsunuzdur. Şimdi bu diyagram bize ne gösteriyor? Çok fazla karıştırmadan basit bir şekilde anlatmaya çalışalım. Diyelim ki belli bir kompozisyonda bir alaşım var elimizde. Hatta şuradaki çubuğu da kaldıralım. Diyelim ki mesela %4 karbon içeren bir dökme demir var ve biz 1400 derece sıcaklıkta bu alaşım hangi fazda olur onu merak ediyoruz. Tek yapmamız gereken bu iki noktayı birleştirmek. 1400 derece ve %4 karbon yaklaşık şöyle bir yere denk geliyor.
Ve baktığımız zaman burada sıvı fazın kararlı olduğunu görüyoruz. Yani biz böyle bir alaşımı ısıttığımız zaman 1400 dereceye geldiğimizde bu alaşımın tamamıyla erimiş olacağını anlıyoruz. Bir örnek daha çözelim. Mesela diyelim ki %1 karbon içeriyor olsun ve biz bunu mesela 1000 dereceye ısıtmış olalım. Yaklaşık şöyle bir noktadayız dikkat ederseniz. Bu sefer baktığımızda östenit adını verdiğimiz bir katı faz var karşımızda. Bu fazların ne olduğu ile eğer aşina değilseniz şu noktada çok fazla kafanızı karıştırmaya gerek yok. Ben sadece bu diyagramı nasıl okumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Herhalde resim anlaşılmıştır. Belli bir kompozisyonda ve belli bir sıcaklıkta hangi fazın kararlı olduğunu anlamak için bu faz diyagramlarından faydalanıyoruz. Biz burada sadece tek bir faza baktık, daha doğrusu tek fazın olduğu bölgelere baktık. Eğer diyecek olursanız mesela iki faz birden kararlı olamaz mı? Bunun cevabı evet. Mesela diyelim ki %3 karbon içeren bir alaşım 1200 dereceye ısıtılmış olsun. Bunun şu anda birleşim noktası yaklaşık şöyle bir yere denk geliyor dikkat ederseniz. Ve biz bu alanda östenit ve sıvı fazının birlikte kararlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu aslında oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü diyelim ki elimizde %3 karbon içeren bir dökme demir var. Biz bunu ısıttık, şöyle 1400 dereceye çıkarttık. Burada sıvı fazla olduğunu biliyoruz. Diyelim ki dökümhane ortamındayız, karşımızda ocakta sıvı duruyor. Şimdi biz bunu kalıba döktüğümüz zaman katılaşma hangi sıcaklıkta başlayacak sorusu üzerinde düşünürsek, dikkat ederseniz buradan aşağıya indiğimizde İlk olarak bu kompozisyon östenit fazının yani bu katı fazın ortaya çıkacağı sıcaklığı yaklaşık böyle bir 1300 derece civarında kesiyor. Bu tabi burada yaklaşık bir değer, sadece bir örnek vermesi açısından gösteriyorum. Yani biz böyle bir alaşımın 1300 derecede katılaşmaya başlayacağını anlıyoruz. Fakat eğer alaşım %3 değil de %4 karbon içeriyorsa o zaman dikkat ederseniz katılaşmanın başlayacağı sıcaklık aşağıya iniyor. Bu bizim için oldukça önemli bir bilgi. Birazdan nedeni daha net anlaşılacak ama bu faz diyagramlarına bakarak tek bir örnek vermek adına söyledim. Daha farklı kullanım alanları da var ama katılaşmanın başlayacağı sıcaklığı anlamamız ve ona göre döküm sıcaklığını belirlememiz mümkün olabiliyor. Şimdi diğer alanlara bakacak olursak burada yine ferit adını verdiğimiz bir katı faz var. Bu bölgede östenit ve grafit birlikte bulunuyor. Bu bölgede ise ferrit, perlit ve grafit birlikte bulunuyor. Burada dikey çizgilere bakarsanız burada belli dönüşümlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Yukarıda 1153 derecede bizim ötektik adını verdiğimiz bir dönüşüm gerçekleşiyor. Burada östenit ve sıvı faz 1153 derecenin altına indiğimiz zaman tamamen katılaşıyor buradaki sıvı. Ve dikkat ederseniz östenit ve grafit oluyor karşımızda. Eğer sıcaklığı daha da aşağıya indirirsek ötektoid sıcaklık adını verdiğimiz 740 derecenin altına iniyoruz. Ve buradaki östenit fazı ferit ve perlite ayrışmış oluyor. Yani tekrar bir derlemem gerekirse belli bir kompozisyonda ve belli bir sıcaklıktaki bir alaşım hangi fazda onu çok basit bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bir önceki slide'da dikkat ederseniz bir çelik ve dökme demir ayrımından bahsetmiştim. Burada bu ayrım tabii ki yine geçerli ve dikkat ederseniz bu %2 noktası tam bu ötektik çizginin uzandığı noktaya denk geliyor. Aslında biz bu ayrımı bu noktaya göre yapıyoruz. Bu ne demek? Östenit ve sıvı sıcaklığı düştüğü zaman buradaki sıvı içinden grafiti de ayrıştıracak şekilde, grafiti de oluşturacak şekilde katılaşıyorsa biz buna dökme demir adını veriyoruz. Dikkat ederseniz çeliklerde böyle bir durum söz konusu diye bu sıcaklığı geçtiğimizde böyle bir ayrışma olmuyor. Bu noktada şöyle bir soru sorayım ben size. İki tane mikro yapı resmi göstereceğim temsili. Bu resimlerden hangisi dökme demirin mikro yapısını andırıyor olabilir diye size sormak istiyorum. Burada dikkat ederseniz ferrit fazını görüyoruz. Ufak grafit parçacıkları var. Sağ tarafta ise sadece ferritten oluşan bir yapı var. Oda sıcaklığında sizce bunlardan hangisi dökme demiri andırıyor olabilir? Evet, doğru cevap soldaki olması lazım. Çünkü ferrit bir matris üzerine biraz önce bahsettiğim gibi grafit parçacıkları çökelmiş.
Şimdi bu grafit orada küre halinde gösterildi. Fakat illa küre formunda olacak diye bir şey yok. Biz bunu burada gördüğünüz şekilde böyle iğnemsi bir yapıda da ortaya çıktığını görüyoruz. Burada gördüğünüz biçimde diskler halinde ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu soldaki yapıya biz lamel grafitli ya da yapraksı grafikle dökme demir adını veriyoruz. Neden yapraksı diyoruz? Çünkü burada gördüğümüz bu iğnemsi yapılar aslında birer yaprak gibi. Yani 3 boyutta baktığınız zaman şöyle bir yaprak düşünün. Fakat bu metalografik yüzeyde biz bunu şöyle kesip de yüzeyden baktığımız zaman, şu taraftan baktığımızda bunlar sanki böyle çubukmuş gibi ya da bir iğneymiş gibi görünüyor. Aslında birazdan göstereceğim birkaç bununla ilgili resim. Biz burada yapraksı bir yapı görüyoruz. Benzer şekilde sağ tarafta gördüğümüz yapıda da aslında bunlar birer disk değil, 3 boyutlu küreler. Burada tabii 3 boyutu çizmem biraz zor olacak fakat bunu bir top gibi düşünün. Böyle kesip yukarıdan baktığınız zaman bunlar bir disk gibi görünüyor. Sanayide genelde bu lamel grafikli dökme demire gri dökme demir ya da pik adı verildiğini görüyoruz. Küresel grafikli dökme demirden ise sfero adıyla bahsedildiğini görüyoruz. Burada matris olarak tanımlayabileceğimiz taban, ferit fazı, bahsettiğim katı faz, üzerindeki koyu renkle de her iki tarafta da grafit fazı. Bir ayrım daha var burada bahsetmek istediğim. Biraz önce çelik ve dökme demir ayrımından bahsetmiştim hatırlarsanız. Dökme demirleri bir de ötektik altı ve ötektik üstü olarak ikiye ayırıyoruz. Bu ayrım dikkat ederseniz tam buradaki ötektik sıcaklığın yani 1153 derecenin bu likidüs eğrileriyle kesiştiği noktada ortaya çıkıyor. Tabii bu noktada ötektik kelimesi ne demek? Belki ondan da biraz bahsetmem gerekiyor. Yunanca diye aklımda kalmış, Latince de olabilir fakat Yunanca olması lazım. Ötektik kolay eriyen anlamına geliyor. Yani neden kolay eriyen demişler buna? Çünkü dikkat ederseniz eğer kompozisyon ötektik değil de biraz daha düşük olsa ya da biraz daha yüksek olsa daha yüksek bir sıcaklıkta eriyecek. Likidüs sıcaklığı burada 1300 derece civarında. Fakat bu noktaya geldiğimizde mümkün olabilecek en düşük erime ya da katılaşma sıcaklığını elde ettiğimiz için bunu ötektik yani kolay eriyen olarak sınıflandırmışlar. Bir soru daha soralım. Biz burada hep grafiti ele aldık ama sizce dökme demiri grafit oluşumu gerçekleşmeden katılaştırmak mümkün olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Grafit mutlaka oluşacak. Ya da evet, beyaz dökme demirlerde grafit oluşmaz. Evet, doğru cevabın beyaz dökme demirde grafit oluşmaz olması lazım. Eğer aşinaysanız biliyorsunuzdur. Bizim burada anlattığımız bütün dökme demirler hep gri dökme demir olarak sınıflandırabileceğimiz yani ferit yapısı üzerinde grafit parçacıklarının burada gördüğünüz şekilde ayrıştığı dökme demir türleri. Fakat bundan farklı olarak bir de grafitin ayrışamadığı yani karbonun böyle ayrı bir faz olarak ortaya çıkmadığı bir dökme demir türü daha var. Bunun faz diyagramı, bu tür dökme demirlerin faz diyagramı burada sağda görülen faz diyagramını çok andırıyor. Bir fark var, burada gördüğünüz bu iki sıcaklık bir miktar aşağıya iniyor. Biraz önce hatırlarsanız 1153-740 derece olarak görülürken her ikisi biraz aşağıya iniyor ve burada grafit yerini sementit adını verdiğimiz bir faz alıyor. Mikro yapısı bu şekilde. Buna biz beyaz dökme demir adını veriyoruz. Çünkü bir dökme demiri kırdığımız zaman eğer beyaz yapı sergiliyorsa kırılma yüzeyi beyaz, parlak bir yapı sergiliyor. Eğer içinde grafit varsa ki biz buna gri dökme demir diyorduk hatırlarsanız o zaman biz bu parçayı kırdığımız zaman mat, gri renkte, tonda bir yüzey görüyoruz. O yüzden zaten bunun adına gri dökme demir deniyor. Beyaz dökme demirde burada gördüğünüz şekilde şu koyu kısımlar perlit fazını gösteriyor. Birazdan bahsedeceğim perlitin ne olduğundan. Burada görünen bu beyaz renkli yapı ise sementit adını verdiğimiz karbür. Formülünü de buraya yazayım. Fe3C. Biz buna, bu karbür yapısına sementit adını veriyoruz. Bu çok sert, çok kırılgan bir faz. Biz normalde eğer
bilinçli olarak üretmek istemiyorsak dökme demirlerde asla karşılaşmak istemediğimiz bir fazdır bu. Çünkü malzemenin uzama değerlerini çok düşürür, kırılganlaştırır, işlemeyi çok problemli hale getirir. Zaman zaman sertliği arttırmak için belli bir miktar yapıda bu karbürün oluşmasını istiyoruz. Fakat normal şartlar altında istediğimiz bir şey değil bu. Ne zaman bu karbür ortaya çıkıyor diye soracak olursanız, eğer grafitin ayrışması sağlanamamışsa, bu böyle yavaş yavaş katılaşan dökme demirlerde daha kolay gerçekleşen bir süreç. Grafitin ayrışmasından bahsediyorum. Eğer siz böyle bir dökme demiri çok hızlı soğutursanız, grafit ayrışamadığı için bu karbür yapısı ortaya çıkıyor. Mesela burada bizim Kama numune adını verdiğimiz bir numune türü var. Bu tabii böyle 3 boyutludur. Bazı dökümhaneler Türkiye'de hala bunu üretiyorlar, test yapıyorlar. Eskiden daha yaygın kullanılan bir testi bu. Böyle bir kama numune döküyorsunuz. Bunun üst kısmı daha kalın olduğu için daha yavaş soğuyor. Bu ince dip kısmı daha ince olduğu için daha hızlı soğuyor. Ve doğal olarak bu hızlı soğuyan kısımlarda bir miktar beyaz dökme demir, yani bu karbür yapısını, üst kısımlarda ise gri dökme demir yapısını görüyoruz. Böylece malzemede yaptığımız aşılamaya bağlı olarak, soğuma koşullarına bağlı olarak karbür oluşma riski var mı? Bu basit testle anlamamız mümkün olabiliyor. Dikkat ederseniz burada bir geçiş kısmı var. Burada bir beyaz dökme demir yapısı üzerinde gri benekler, gri adacıklar görüyoruz. Buna da Türkçe benekli dökme demir adı veriliyor. İngilizce mottled cast iron adıyla geçtiğini çeşitli kaynaklarda görebilirsiniz. Şimdi ötektik altı ve ötektik üstü ayrımından bahsettik. İlk önce ötektik altı katılaşmaya bir bakalım. Böyle bir dökme demir katılaşırken ilk önce demir mi yoksa grafit mi katılaşır? Önce demir, sonra grafit katılaşır ya da önce grafit, sonra demir katılaşır. Hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Ben yine biraz süre vereyim. Evet, doğru cevap önce demir, sonra grafit katılaşır olması lazım. Neden diye soracak olursanız, hatırlarsanız tam bu ötektik noktadan bir ayrım yapıyorduk. Buraya ötektiğin altı diyoruz. Bu tarafa ise ötektiğin üstü diyoruz. Çünkü kompozisyon bu tarafa doğru artıyor dikkat ederseniz. Yani alaşımın içerdiği karbon miktarı. Şimdi biz böyle yaklaşık 3.8 gibi karbon içeren bir dökme demir ele alalım. Bunu böyle 1400 derece civarına ısıttığımızı varsayalım. Bu sol taraftaki resim bize bu sıcaklıktaki dökme demirin mikro yapısını temsili olarak gösterecek. Şimdi burada sıvı fazla olduğunu biliyoruz. Kalıba dökmüşüz biz bu malzemeyi. Dolayısıyla mikro yapısı ya da yapısı tamamıyla sıvı fazdan meydana geliyor. Bu malzeme şuradaki turuncu nokta sıcaklığın düşüşünü gösterecek. Biraz soğumaya başladığı zaman ve tam bu likit üst sıcaklığına geldiği zaman işte östenit adını verdiğimiz katı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yapıya, yani östenitin ortaya çıktığı yapıya, ilk katılaşma yapısına biz dendrit adını veriyoruz. Burada yıldız formunda gösterilmişler fakat bunlar gerçekte böyle ağaçsı yapılar sergiliyorlar. Bunlar Stefanescu'nun bir makalesinden alınmış görseller. Siz de buradaki kaynakta inceleyebilirsiniz. Ama çok basit haliyle tıpkı bir ağaç gibi bir kökten bu katının oluşmaya başladığını görüyoruz. Sonra böyle sağdan soldan bir takım dallantılar yaparak bütün yapı içerisine yayılıp büyümeye başlıyorlar. Tabii burada katılaşma sonrasında elde edilmiş bir malzemede bu dendrit fotoğrafı çekilmiş ama şu noktayı dikkate almamız çok önemli. Bu dendritin çevresi katılaşma sırasında tamamen sıvıyla kaplı. Buraya geldik. Sıvı içerisinde bakın bu östenit dendritleri oluşmaya başlamış. Sıcaklık biraz daha düşünce biz bu dendritlerin büyümeye başladığını görüyoruz. Ve sıcaklık bu ötektik çizginin birazcık üzerinde olduğu zaman artık iyice yapıyı kaplamışlar. Burada gördüğünüz bu sarı kısımlar sıvıyı temsil ediyor. Bu dendrit kolları arasında birazcık da olsa sıvı kalmış. Ve en son aşamada artık bu ötektik çizgiye geldiğimizde artık biz bu alana gelmiş olduk. Ve östenit grafit bölgesindeyiz. O yüzden grafitin oluştuğunu gözlemliyoruz. Buradaki yapı, arkadaki matris yapısı östenit fazında dikkat ederseniz
faz diyagramına göre öyle görünüyor. Üzerinde grafit parçacıkları çekirdeklenmişler. Ondan sonra biz bu aşağıya inene kadar şöyle göstereyim. Sıcaklık buradan aşağıya 1153 dereceden 740 dereceye gelene kadar artık fazla bir değişim görmüyoruz. Ve tam buraya geldiğimizde, 740 dereceye geldiğimizde buradaki östenit ferrit fazına dönüşerek katılaşmanın tamamlandığını görüyoruz. Yani artık bundan sonra aşağıda herhangi bir faz dönüşümü gerçekleşmiyor. Biz tabii burada küresel grafitler üzerinde durduk ama eğer lamel yapıdaki gri dökme demir bir alaşım dökmüş olsaydık o zaman tam bu sıcaklıkta, yani şuradaki sıcaklığa geldiğimizde küresel grafit yerine bu yapraksı yapıdaki grafit parçacıklarının çökeldiğini görmüş olacaktık. Bu güzel bir resim çünkü bu bir çekinti boşluğu. Başka videolarda bu konu üzerinde duracağız ama dökme demirlerde çekinti mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Çok yaygın problemlerden bir tanesi. Bu bir mikro çekinti, bir boşluk yapısı fotoğrafı. Burada gördüğünüz bu beyaz faz ferrit yapısını gösteriyor. Bakın üzerinde grafit parçacıkları lamel yapıda katılaşmışlar. Buradaki boşlukta gördüğünüz bu küreler, işte bunlar dendritlerin kolları. Yani buradaki sıvı bu boşluğu besleyememiş, burada olması gereken sıvı. O yüzden biz bu dendrit kollarını net bir şekilde seçecek şekilde burada bir boşluk oluşmuş. Biraz önce bahsettiğim gibi biz burada ferrit yapısını görüyoruz dedik. Fakat perlit adını verdiğimiz bir yapı daha var. Birazdan bahsedeceğim ayrıntılarından. Eğer perlitik bir yapı oluşmuşsa böyle katmanlardan oluşan bir yapının ortaya çıktığını da görüyoruz. Burada grafit parçacıklarını görüyorsunuz. Buradaki katmanlar nedir? Birazdan bahsedeceğim. Şu anda çok fazla kafamızı karıştırmaya gerek yok. Ötektik altı alaşımdan bahsettik. Peki tam olarak ötektik kompozisyona sahip bir alaşım katılaşıyorsa bu sefer önce demir mi yoksa grafit mi katılaşır diye soralım. Yine önce demir sonra grafit katılaşır ya da bu sefer ikisi aynı anda katılaşır. Hangi cevabın doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Evet, bu sefer doğru cevap ikisi aynı anda katılaşır olması lazım. Çünkü biraz önce ötektik noktanın likidüsten bağımsız olduğundan bahsetmiştim. Yani likidüsün ötektik sıcaklığı kestiği noktaya biz ötektik nokta diyorduk hatırlarsanız. O yüzden artık işin içerisinde östenit yok. O yüzden ne oluyor? Tekrar 1400 derecedeyiz. Bu sefer tam ötektik kompozisyondayız. Tamamıyla sıvı faz var karşımızda. Birazcık sıcaklık düştü. Tam bu 1153 derecenin üzerinde olduğumuzu varsayın. Birazcık bir miktar daha üzerindeyiz. Hala sıvı faz var. Çünkü daha östenit çizgisine, bunun katılaşacağı bu ötektik çizgiye gelmedik. Sıcaklık buraya geldiği zaman, işte o zaman hem östenit hem grafit yapıda birdenbire çekirdekleniyor. Birdenbire katılaşmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu noktada şunu söylemem lazım. Buradaki faz diyagramı denge koşullarındaki bir faz diyagramı. Dolayısıyla bu sıcaklıklar, burada verdiğim 1153 ve 740 derece sıcaklıkları aslında dökümhane koşullarında tam olarak bu değerlerde çıkmıyor. O yüzden eğer bir termal analiz yazılımı, bir ekipmanı kullanan bir dökümhanede çalışıyorsanız ve bu sıcaklıkların tam burada olmadığını biliyorsanız burada kafanız karışmasın. Ben çok basit, çok kuramsal bir girişle konuya bir giriş yaptım. Normalde hem soğuma hızının daha yüksek olması hem de dökme demir alaşımında farklı elementlerin olması bu sıcaklıkları aşağıya çekebiliyor. Ama eğer bizim elimizde sadece saf bir demir karbon alaşımı varsa ve biz bunu denge koşullarında katılaştırmayı beceriyorsak o zaman evet bunun 1153 derecede gerçekleşmesi gerekiyor. Buradan aşağıya inerken görüyorsunuz herhangi bir dönüşüm yok. Ondan sonra biz tam buradaki 740 dereceye geldiğimizde tekrar ferrit yapısını gözlemliyoruz. Biraz gerçek mikro yapı örneklerine bakalım. Burada birazdan bahsedeceğim. Küçük küçük grafit parçacıkları var dikkat ederseniz. Bir de çok büyük olanlar var. Bunlar direkt karbon eş değeri yüksek olduğu için ve direkt sıvıdan çökelme olduğu için bu tür dökme demirlerde kiş grafit adını verdiğimiz böyle çok büyük grafit parçacıkları görebiliyoruz. Dediğim gibi birazdan ayrıntılarından bahsedeceğim. Yine eğer yapıda
perlit oluşacaksa böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Eğer ferit varsa sadece dağlanmış bir metalografi numunesinde matrisi yani arka planı beyaz göreceksiniz. Eğer perlit de varsa böyle çizgi çizgi katman katman bir yapının oluştuğunu göreceksiniz. Birazdan bahsedeceğim ayrıntılarından. Şimdi grafit tiplerinden bahsedelim. Kiş grafit diye bir grafit olduğunu gördük ama sizce başka grafit tipleri de var mı? Burada gri dökme demirden bahsediyoruz sadece. Bu lamel grafit tiplerinden bahsediyoruz. Kaç farklı şekilde oluştuğunu biliyor musunuz? 2, 4, 5 ya da 7 diye şıklar sunuyorum size. Biraz bekleyeceğim yine. Evet, doğru cevabın 5 tip olması lazım. Eğer dökümhanede tecrübeniz varsa muhtemelen aşinalığınız vardır. Öncesinde ben şunu söylemem lazım. Biz burada lamel adını veriyoruz dedim. Girişte de bahsettim bunlar aslında yaprak yapısındalar diye. Biz iki boyutlu bir mikroskop altında bu şekilde görüyoruz. Ama eğer kimyasal yöntemlerle buradaki matris yapısını dağlayıp da sadece grafit parçacıklarını çıkartmayı becerirsek ve üç boyutlu bir elektron mikroskobu altında bakarsak o zaman bu yaprak görüntüsünü görüyoruz. Bunlar aslında böyle iğne gibi değil, yaprak yaprak şeyler. Bunları kestiğiniz zaman tabii iki boyutlu görüntü böyle kılcal bir yapıda karşımıza çıkıyor. 5 tip grafit var dedik. A, B, C, D ve E olarak sınıflandırıyoruz biz bunları. A tipi dediğimiz grafit biraz böyle çok rastgele yönelime sahip grafit yaprakları karşımıza çıkıyor. Boyut olarak daha küçük, daha büyük olabilirler. Fakat buradaki en temel bilmemiz gereken şey boyut dağılım açısından aralarında çok büyük bir fark yok. Ve dikkat ederseniz hepsi rastgele bir tarafa yönelmişler. Bu normalde en çok istenen grafit tipidir şartnamelerde. Eğer gri dökme demir dökülüyorsa bazı özel nedenlerle farklı tipte grafitler isteniyor olabilir. Fakat eğer bir gri dökme demir dökümhanesinde çalışıyorsanız en çok bu grafit tipinin istendiğini siz de biliyorsunuzdur. B tipi grafit A tipine çok yakın fakat biraz daha soğuma hızının yüksek olduğu, eğer termal analizle aşinaysanız söyleyeyim, aşırı soğumanın biraz daha yüksek olduğu durumlarda karşımıza çıkıyor. Fakat yine A tipi gibi çok yaygın gördüğümüz bir grafit tipidir. Biraz çiçek yapısını andırdığı için rozet grafit adı da veriliyor buna. C tipi grafit karbon eşdeğeri ya da alaşımın içerdiği karbon miktarı çok yüksek olduğunda karşımıza çıkıyor. Burada görüyorsunuz çok büyük grafit parçacıkları var. Biraz önce zaten ben de bir örnek gösterirken ötektik katılaşmada göstermiştim. Eğer alaşımın kompozisyonu ötektik veya ötektik üzerinde ise o zaman böyle çok büyük grafit parçacıklarının kiş grafitin oluştuğunu görebiliyoruz. Eğer henüz bahsetmedim ama dökme demir içine yapılan aşılama yetersiz seviyede ise ya da çok hızlı soğuyan bir kesit varsa karşımızda o zaman D ve E tipi adını verdiğimiz aşırı soğumuş grafit parçacıklarını görebiliyoruz. Bu parçacıklar hakkında ve bu aşırı soğuma hakkında ayrıntılı bilgi istiyorsanız termal analiz üzerine sunulan videoları bir takip etmenizi öneririm ben size. Burada gördüğünüz gibi bu grafit yaprakları çok çok ince ve dendritler arasında kalan bölgeye doluşmuşlar. Oralarda segrege etmişler. D tipinde biraz daha böyle dendritlerin çok net bir yönelimi yok. Fakat E tipinde dikkat ederseniz hep belli bir doğrultuda yönelmiş durumdalar. Şimdi küresel grafitten bahsettik. Lamel grafitten bahsettik. Bunlar neden bu şekilde ortaya çıkıyor? Bir buna bakalım istiyorum. Ayrıntılarından küresel grafitte dökme demir üzerine yaptığımız bir video var. Orada bahsedeceğiz, daha da derinine ineceğiz. Fakat biz burada sadece bir giriş yapıyoruz. Olay aslında şundan ibaret. Sıvı içerisinde her ikisinde de grafit ortaya çıkıyor. Fakat küresel grafitte dökme demirde oksijen ve kükürt seviyeleri çok düşük olduğu için bunlar yüzey aktif elementler olarak geçerler. Eğer malzemede bulunuyorlarsa yüzey gerilimini düşürürler. Burada bunlar çok düşük miktarda olduğu için yüzey gerilimi artıyor. Dolayısıyla sıvı sanki bir anlamda grafiti sıkıştırıyor ve böyle küresel bir yapı ortaya çıkıyor. Bu daha ilk başı. Bu yüzden küresel oluyor diye düşünmeyin.
Eğer lamer grafitten bahsediyorsak burada hem oksijen hem kükürt miktarı yüksek olduğu için bu yüzey aktif elementler yüzey gerilimini düşürüyorlar ve biraz daha böyle çarpık çurpuk yassı yapıda bir grafik parçacığı ortaya çıkıyor. Bunlar daha çok küçük, mikroskopik boyut, hatta belki biraz daha altındalar. Henüz daha gerçek boyutlarına ulaşmış değiller. Bu grafit parçacıkları oluşur oluşmaz her ikisinin de çevresinde bir östenit kılıfı oluşuyor. Böyle sanki küresel grafitte dökme demirde bir haşlanmış yumurta gibi düşünecek olursanız, yumurtanın sarısı grafit, yumurtanın beyazı östenit kılıfı gibi düşünebilirsiniz. Aynı şey lamel grafit durumu katılaşmasında da gerçekleşiyor. Fakat dikkat ederseniz bu küresel yapıda olduğu için östenit bunun etrafını güzelce sarabilirken, lamel grafitte dökme demirde buradaki uçlar sıvı ile temas halinde kalıyor. Bu nasıl bir durum ortaya çıkartıyor? Şimdi burada küresel grafitte grafit ve sıvının, bunun dışında sıvı var, teması kesildiği için karbon atomları sürekli bu östenit kılıfının içinden geçerek dökme demir, grafite ulaşmak durumunda kalıyorlar. Ama lamel grafitte dökme demir durumunda ise buradaki grafit parçacığının ucu sıvıyla temas halinde olduğu için karbon atomu tabi buradan da geçmek isteyebilir ama bu östenitin içinden difüzyonla geçmesi çok yavaş olacağı için sıvının içerisinden hızlı hızlı karbon atomları buraya ekleniyor. O yüzden buradaki büyüme ve buradaki büyüme daha farklı şekilde gerçekleşiyor. Burada birbirinden bağımsız bir şekilde, çünkü karbon atomları bunun içinden geçerek buraya eklenene kadar bir yandan östenit büyüyor, grafit kendi hızında ayrı bir şekilde büyüyor. Fakat burada östenit bir yandan büyürken grafit de aynı şekilde büyüyor. Ve hep karbon atomları uçtan eklendiği için bu böyle uca doğru iyice büyümeye başlıyor. O yüzden biz lamel grafitte böyle bir yaprak morfolojisi görüyoruz. Küresel grafitte dökme demirde böyle top gibi küresel bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Küresel grafitli dökme demirde, yani sifero'da, bu ikisi ayrı ayrı büyüdüğü için biz buna ayrık büyüme adını veriyoruz. Çünkü karbon buradan geçiyor. Östenit bir yandan kendi başına büyürken buradan ulaşabilen karbonlar grafiti kendi başına ayrıca büyütüyorlar. Fakat burada ikisi, hem buradan demir ekleniyor östenite, buradan karbon ekleniyor. Ortak bir şekilde büyüdükleri için bu büyüme yapısına ortak büyüme adını veriyoruz. Bunun ipuçlarını metalografi numunelerinde görebilirsiniz. Sfero bir numuneye baktığınız zaman, küresel grafitli bir dökme demir numuneye, eğer perlitik bir yapı varsa bile, burada gördüğünüz şekilde katman katman yapı varsa bile, bu grafit kürelerinin çevresinde ferit oluştuğunu görürsünüz. Çünkü bu grafit küreleri büyürken kendisini saran östenitteki karbonu emdiği için, tükettiği için katılaşma tamamlandığı zaman bu östenit fazı buralarda ferrite dönüşüyor. Buralarda perlit oluşamıyor. Çünkü perlitin oluşması için karbonun biraz daha matristeki karbonun yüksek olması lazım. O yüzden bu büyümenin ipuçlarını bu metalografi numunelerinde de görebiliyoruz. Gri dökme demirde böyle bir şey olmadığı için grafitin çevresinde böyle ince bir ferrit tabakası gözlemlemiyoruz. Perlit deyip duruyoruz. Bu noktada bir size soralım. Perlit nedir? Grafitin bir formuna verilen isim midir? Yoksa ferit ve sementit karışımına verilen isim midir? Evet, doğru cevabın ferit ve sementit karışımına verilen isim olması lazım. Burada bir yapı gösteriliyor. Matris yapısı, yani dökme demirin tabanı, dikkat ederseniz burada grafit yok, ayrışmış. Burada ferriti görüyoruz. Bu saf demir içinde bir miktar karbon çözünmüş durumda. Burada ise perliti görüyoruz. Dikkat ederseniz ferritin üzerinde tabaka tabaka çakılmış bir takım yapılar var. Bunlar işte daha önce bahsettiğimiz sementit katmanları. Buradaki ferritin üzerine sanki böyle sütunlar çakmışız gibi sementit, yani sert karbür parçacıkları yerleşiyor. Ve biz bu karışıma, bunların buradaki sementite ya da ferrite değil, bu katman katman karışıma perlit adını veriyoruz. Yani böyle bir karışım var karşımızda. Peki buradaki resimden yola çıkarak sizce perlitin yapısı ferrite göre daha mı güçlü olması lazım, yoksa daha mı zayıf olması lazım? Daha yumuşak diyorsanız buradaki şıkkı seçiyorsunuz demektir.
daha güçlü ve daha sert olmalı diyorsanız sağ taraftaki şıkkı seçiyorsunuz demektir. Doğru cevabın perlit yapısı daha sert ve güçlü olması, güçlü olması lazım. Neden? Çünkü oldukça açık bir şekilde görülüyor. Burada ferrit dediğimiz bir demir var. Çok az miktarda karbon içeriyor ve biz buna bir takım tuğla gibi sütunlar dikmişiz. Bunu sementitin karbür olduğunu, yani çok sert bir yapı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki yapının daha sert, daha dayanımı yüksek ama sünekliği düşük bir yapı olması gerektiğini buradaki yapıya bakarak anlayabiliyoruz. Gerçekten de öyle. Mekanik özelliklere bakacak olursak alttaki eksen perlit yüzdesini gösteriyor. Eğer hiç perlit yoksa, tamamıyla ferritik bir yapı görüyorsak, dikkat ederseniz çekme dayanımı, bu tabii şunu söylemem lazım, buradaki bu diyagram sfero için geçerli, küresel grafitte dökme demir için geçerli, yaklaşık 400'ün biraz üzerinde. Perlit miktarı %100'ü bulduğu zaman oldukça ciddi rakamlara, 900'e doğru uzanıyor. Eğer akma dayanımına bakacak olursak o da perlit yüzdesinden etkileniyor. Tabii malzemenin dayanımı, sertliği bu şekilde artarken uzama değerlerine bakacak olursak perlit oranı arttıkça %15, %20 mertebelerinden %1, %2'ye doğru bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi son bir toparlama yapalım. Mikroyapı resmine baktığımız zaman neler görüyoruz? Dikkat ederseniz burada küresel grafit parçacıkları var ve burada biraz daha çarpık çurpuk grafit parçacıkları da görüyoruz. Bu lamel grafit ve küresel grafit arasında bir geçiş formu olarak da tanımlayabileceğimiz vermiküler ya da kompakt grafit yapısına verdiğimiz isim. Başka videolarda bu malzeme üzerinde duracağız ama ben sadece böyle bir yapı da karşımıza çıkabilir diye böyle bir görsel üzerinden anlatmayı tercih ettim. Hangi fazlar var diye baktığımız zaman, evet, her şeyden önce bir grafit fazı var karşımızda. Bu gördüğümüz küreler ya da burada solucan gibi bu parçacıklar, bunlar grafit parçacıkları. Buna ek olarak dikkat ederseniz burada beyaz renkli görünen ferrit, yumuşak, daha sünek, uzama değeri yüksek olan ferrit fazı var. Ayrıca perlit yapısını görüyoruz. Burada şunu söylemem lazım. Perlit bir faz değil, bir karışım. Sementit ve ferrit fazlarının bir karışımı, katman katman, biraz önce bahsettim, dökme demire dayanım ve sertlik kazandıran bir karışım bu. Tabii uzama değerlerini de düşürüyor. Biz sadece böyle grafitin ayrıştığı yapıları görmüyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi beyaz dökme demir yapısını da görebiliyoruz. Bu perlit yapısı burada da var. Renkli bir şekilde karşımıza çıkmış. Burada gördüğümüz bu beyaz adacıklar ise sementit adını verdiğimiz karbür yapısı. Tekrar bir hatırlatmak için buraya yazayım. Demir, karbür adını verdiğimiz yapı. Bunlar oldukça sert ve kırılgan malzemeler. Evet, böylece bu dersin sonuna gelmiş olduk. Dökümhane mühendisliğine yeni başlayan arkadaşlar için hazırlanmış bir videoydu. Farklı departmanlarda çalışıp işin mühendislik boyutu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için de uygun bir içerik olduğunu düşünüyorum. Artık dökme demir katılaşmasının temel aşamaları nedir? Mikroyapı oluşumu nasıl gerçekleşir? Bir faz diyagramı nasıl okunur? Kompozisyon nasıl değerlendirilir? Bu konular hakkında temel bir bilgi seviyesine sahipsiniz. Bu dersi takip ettikten sonra dökümhane eğitim projesi kapsamında ürettiğiniz diğer dersleri takip etmeniz çok daha kolay bir hale olacak. O yüzden bu noktaya kadar ilgiyle dayanıp devam ettiğiniz için, dersi bitirdiğiniz için hem tebrik hem de teşekkür ediyorum.